Arkadaşlar merhabalar. Konumuz kütle çekim kuvveti ve Kepler yasaları. Durgun bir gök cismi yoktur. Uzaydaki tüm cisimler öteleme, dönme veya dolanım hareketi yaparlar. Örneğin yer küremiz kendi ekseni etrafında dönmekte hem de güneş etrafında dolanmaktadır. Hem de güneş sistemindeki diğer gezegenler güneşle birlikte samanyolu galaksisinde kütle çekim kuvveti sayesinde dolanmaktadır. Yani evrene baktığınız zaman evrende, gökyüzünde teleskoplarla incelediğinizde hiçbir şekilde durağan bir madde görmeniz mümkün değildir. Ya öteleme ya dönme ya dolanım birisi diğerinin çevresinde bu şekilde süregelen bir hareket halindedir. Bilinen temel kuvvetlerden dördüncüsü kütle çekim kuvvetidir ve bu kuvvet temel kuvvetlerden en zayıf olanıdır. Etki alanı ama en geniştir. Yani değer olarak en küçüktür ama etki alanı olarak büyük, uzun mesafelerde de etkili bir kuvvettir. Ve kütle çekim kuvveti kütlesi olan tüm parçacıklar için söz konusudur. Kütle çekim kuvveti yıldız, gezegenler, belli yörüngede dolanmalarını sağlayan ve yalnızca çekme özelliği gösteren bir kuvvettir. Aralarında belli Belirli bir uzaklık bulunan iki cismin birbirlerine kütle merkezleri doğrultusunda bir çekim kuvveti uyguladığından bahsedebilirsiniz. Bu Newton'un keşfettiği genel çekim kanunudur. Yani kütle çekim yasası genel çekim yasasıdır. Formülümüz G çarpı şuradaki gibi evrensel çekim sabitidir bu graviton sabitidir. 6.673 10 üzeri -11 yani 6.6 diye küsüratı söyleyebilirsiniz ama zaten işlemsel olarak çok da müdahil olmuyoruz. Evrensel çekim sabiti kütleler çarpım bölü aradaki uzaklığın karesi mantığıyla kuvvetleri bulabiliyoruz. Ama iki kuvvet birbirine daima eşit büyüklüktedir. Yani m1 kütlesi m2 tarafından çekilir m2 m1 tarafından çekilir yani ikisi birbirine doğru çekilen kuvvetlerdir. Bunlar eşittir ve yön olarak da zıttır. Yani iki e, kütlesel parçacık birbirini mutlaka eşit büyüklükte kuvvetle çekerler şeklinde de yorum yapabilirsiniz. Evet örnek sorumuz aralarında D kadar uzaklık bulunan M1-M2 kütleli cisimlerin birbirine uyguladıkları kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü F'tir. Bu iki cisim arasındaki uzaklığı D bölü 4 yaparsak kütle çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur? Şimdi ilk durumda F değerimiz evrensel çekim sabiti, graviton sabiti. Sonra birincinin kütlesi, ikincinin kütlesi. Bu sefer aralarındaki uzaklık d kare kadarmış. Çünkü d kadardır diyor. Sonra F üssü diyoruz. Aralarındaki kuvvet. Evrensel çekim sabiti, birincinin kütlesi, ikincinin kütlesi. Sadece uzaklığı d bölü 4 yapıyoruz. Yani d kare bölü 16 demektir. Yani uzaklık karesinden dolayı d kare bölü 16 oluyorsa ters orantılı olacağı için uzaklık yarıya kuvvet 2 katına uzaklığın karesi 16'da biri o zaman kuvvette 16 katına çıkması gerekiyor. Yani ters orantılı olacağı için karesiyle doğru cevabımızın A seçeneği olması gerekir. Ya da oran kurarak sadeleştirme yöntemiyle de sonuca gidebilirsiniz. Kütleler arasında 9M ve 1M olan KL cisimleri arasındaki O noktasına konulan bir cisme uygulanan kütle çekim kuvvetinin bileşkesi sıfır olmaktadır. Yani şuraya bir M kütlesi küçük M, küçük M diyelim. Bu M kütlesi ne etki eden K'nın çekim kuvveti ile L'nin çekim kuvvetinin sıfır yani eşit olması demektir ki bileşke sıfır olsun. Bu durumda bu cismin o noktasına o noktasının K'nın merkezine olan uzaklığını soruyor. Yani şuradaki mesafeyi soruyor. Bu ne kadardır? Şimdi 9M ile 1M arasındaki kuvvetin böyle aradaki uzaklık diyelim. Graviton sabitinde yazabilirsiniz. Aynı şekilde L içinde yazacağım. G çarpı bu sefer 1M çarpı ortadaki cisim bölü 4R eksi x'in karesi. Yani amacım oradaki x'i bulmak. Buradan G gidecektir. M'ler gidecektir. Yani her iki tarafın karekökünü almaktan başka bir çare yok. 3 bölü x eşittir. 1 bölü 4 r eksi x. İçler dışlar yaparsam 12 r eksi 3 x eşittir x. 12 r eşittir 4 x. x'i çekersem 12 bölü 4 yani 3 r. Yani merkezden olan uzaklık k'nın merkezinden olan uzaklık 3 r kadarlık bir mesafe olduğunu buluyorum. Yani doğru cevabım e seçeneği olması gerekiyor. Evet uyduların hareketi. Gezegen çevresinde R yarı çaplı yörüngede ve hızıyla sabit ve hızıyla çembersel hareket yapan uyduya etki eden kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Yani çembersel hareket yapmasını sağlayan kuvvet kütle çekim kuvveti o dönmesini sağladığı için merkezil kuvvete eşittir. Yani net kuvvet kütle çekim kuvvetidir. O da merkezcil anlamına gelir. Yani m ve kare bölü r. E kütle çekim kuvveti nasıl yazılır? Graviton sabiti, uydunun kütlesi, dünyanın kütlesi, aradaki mesafenin karesi. Bu da mv kare bölü r yani uydunun merkezcil kuvveti. Uydunun kütlesi sadeleşecek, r karenin bir tane r'si gidecek. Yani v kare buradan g çarpı m bölü r gibi bir bağıntı. Çok önemli bir yorum çıkartmış oluyorsunuz. Uydunun çizgisel hızı kendi kütlesine bağlı değildir kimin çevresine dolanıyorsa onun kütlesiyle orantılıdır ve aradaki mesafeyle de ters orantılıdır. Yani bir aradaki mesafeye bağlıdır. İki buradaki gezegen çevresinde kimin çevresinde dolanıyorsa onun kütlesine bağlı olarak değişmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Çekim ivmesi dünyanın cisimlere uyguladığı kuvvete yer çekimi kuvveti denir. Biz bunu mg olarak biliyoruz. Ama aslında bu kütle çekim kuvvetidir. Yani graviton sabiti üzerindeki kütle kendi kütlesi ve bölü aradaki uzaklığın karesi şeklindedir. Buradan üzerindeki kütle sadeleştiği için yer çekimi ivmesinin gerçek değerini graviton sabiti en bölü r kare mantığıyla bulmuş oluyoruz. Yani yer çekimi ivmesi neye bağlı? O zaman yarı çapına bağlı ve kütlesine bağlı olarak değiştiğini söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sonuca göre bir gezegenin çekim gücü kütlesiyle doğru uzaklığın karesiyle yani yarıçapın karesiyle ters orantılıdır diyebiliyorsunuz. Çekim gücü maksimum merkezinde çekim gücü yani yüzeyinde maksimumdur. Çünkü e, kütlenin etkin olduğu yarıçap bu kadardır, r kadardır ama uzaklaştıkça yüzeyden azalır. Yani burada dikkat edeceğiniz şey yüzeyden itibaren giderek azalır. Ama içindeyken de bir doğru oran var. Dikkat edin uzaklıkta doğru orantılıdır. Tabi bunu nasıl bulacağız derseniz bunu ancak şöyle ifade etmeniz lazım. G m bölü r kareden buradaki m'i d çarpı v çarpanından yazmanız gerekiyor. d çarpı v burada v'yi de açmalısınız. 4 bölü 3 pi r küpten bölü r kare. Şuradaki r kareyi r küple sadeleştirirseniz G ile r'nin burada doğru orantılı olduğunu, bir r'nin pay kısmında kaldığını, doğru orantılı olduğunu. Yani dünyanın yer çekimimesi dünyanın içinde yarıçapla doğru orantılı artıyor. Merkezden yüzeye kadar doğru orantılı artıyor. Yüzeyden itibaren o zaman da şu ifadeyi kullanmanız gerekiyor. Yüzeyden itibaren r arttıkça karesiyle ters orantılı azalıyor. Bakın, yüzeye kadar doğru orantılı sonra ters orantılı olarak azaldığını söyleyebilirsiniz. Yüzeyin belli bir mesafe dışında ise yine merkeze olan uzaklık olarak alınması gerekiyor. Etkin olan kısım merkeze olan uzaklıktır. Ya da yüzeyden olan uzaklık verilmişse R artı mesafe neyse onu hesaba katmanız gerekiyor. Her gezegenin kütle ve yer farklı olduğundan çekim ivmeleri farklıdır. Örneğin dünyadaki yüzeydeki çekim ivmesi ay yüzeyindeki çekim ivmesinin 6 katıdır. Yani bunu söylemedikten sonra vermedikten sonra bizim yorum yapma şansımız yok. Bu bilgileri bana karşılaştırmalı olarak vermesi gerekiyor. Örneğin 2012 LYS sorusunda MK kütleli K cismi dinamometre ile yerde yani dünyamızda tartıldığında 24 Newton. ML kütleli L cismi aynı dinamometre ile ayda tartıldığında 2 Newton geliyor. Ayın çekim ivmesi, yer çekim ivmesinin altıda biri olduğuna göre kütlelerin oranı nedir? Burada ağırlıktan bahsettiğiniz için M çarpı G şeklinde olması gerekiyor. Çünkü dinamometre ağırlığı ölçer. Yer kürede yani dünyamızdaki ivmeye 6G diyelim. Aydaki ivme onun ne kadarmış? Altıda biriymiş. Yani 24 eşittir. K cismi mk k çarpı. 6G diyelim. Yani bu yer küredeki ivmemiz olsun. Ee, ayda tartılan cisim 2 Newton. O da ml cismi. Dünyanın 6'da biri yani ona da G diyebilirsiniz. Dünyaya 6G derseniz 6'da biri demek 1G demektir. Sonra bunların oranını istiyor bizden. G'ler zaten gidiyor. Şu 6 ile 24'ü sadeleştirirsek 4, 4'ü 2'ye bölecek olursak oran olarak 2 gibi bir sonuç gelecektir yani sadece dinamometrenin ölçtüğünün ağırlık olduğunun, onu mg olduğunu. Her durumda ivme değerinin de bana zaten yorum olarak verilmiş, matematiğe döktüğünüzde doğru cevabı B seçeneği olarak bulabiliyorsunuz. Merkezi M noktası olan 2R yarıçaplı bir gezegen üzerindeki XZ noktalarındaki ivmelerin büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Bir kere grafiği hatırlarsanız yüzeyde maksimum yani kesinlikle y'nin en büyük olması gerekir yorumunu yapabilirsiniz. Birinci elemeniz gereken budur. İkinci olarak merkezden yüzeye doğru doğru orantılıdır. Yani r kadarlık uzaklıkta diyelim ki 2g kadarsa uzaklık iki katına çıktığında yüzeyde kesinlikle bu. Ne kadar olacaktır? 4G'ye çıkacaktır. Yani çünkü uzaklıkla doğru orantılı. Uzaklık iki katına çıktığında ivme iki katına çıkar. Yani X noktasında 2G o zaman yüzeyde Y noktasında 4G. Şimdi Z noktasına bakıyorum. Bu daha da uzağa gittiğine göre yani 2R'den daha da uzakta ama karesiyle ters orantılı değişecektir. Bu yüzden değer verdiğinizde bu karesi ile 3R uzaklıktaki bir mesafe olduğu için Z noktasındaki ivme kesinlikle daha küçük olacak. Ama yazmak istediğinizde şunu yapabilirsiniz. Y noktasındaki ivmeye biz 4G dedik. Bunu nasıl buluyoruz? Gm bölü 2R'nin karesinden buluyoruz. Yani 4R kare olarak buluyoruz. Buradan 16G neye eşittir? Gm bölü R kareye eşittir. Peki Z'deki ivmeyi nasıl bulabiliriz? O da G çarpı M bölü. Merkeze olan uzaklık 3'ün karesinden 9R kare gelir. Yani bu da 16 bölü 9 G gibi bir değerdir. Yani 16 bölü 9 da nedir? Ee, buraya baktığınız zaman 16 bölü 8 olsa 2 olur. Ama 16 bölü 9 2'den daha da küçük bir değerdir. Yani en küçük ivmenin z olması gerektiğine karar veriyorsunuz bu matematiğe baktığınız zaman. Y'deki ivme 4, x'teki 2, z'deki ivme kesinlikle 2g'den daha da küçük olduğu için en küçük oluyor. Yani doğru cevabımız buna göre B seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, sıradaki bölümümüz kütle çekimi potansiyel enerjisi. Yer çekimi kuvvetinin sonucu olarak yer çekimi potansiyel enerjisi MGH olarak bulunmuştu. Yani biz potansiyel enerjinin MGH olduğunu zaten biliyoruz. Şimdi bunu biraz farklı açılardan değerlendirerek yine benzerlik kurarak buna benzer bir uydular içinde potansiyel enerji formülü çıkartmaya çalışacağız. M kütleli yer küre çevresinde R yarı çaplı, R bir yarı çaplı yörüngede dolanan uydunun kinetik enerjinin yarısına bir yanı sıra bir de kütle çekimi vardır. Yani aralarında bir kuvvet varsa kütle çekim potansiyel enerjisi vardır. Bu kütle çekim potansiyel enerjisini nasıl buluyoruz biz? Eksi g m m bölü d ifadesiyle buluyoruz. Yani aslında şöyle de diyebilirsiniz. Normalde potansiyel enerji mg h'tır. Şimdi burada hem uydunun kütlesi G'yi açıkça yazdığınız zaman G'nin formülünü öğrenmiştik evrensel çekim sabiti m bölü aradaki uzaklığın karesi yani d kare olarak yazıyoruz. Ve çarpı uzaklık h dediğim mesafe yine de. Bakın şuradaki mesafe gidiyor. Yani ne geldi burada? Evrensel çekim sabiti dünyanın kütlesi uydunun kütlesi böyle aradaki uzaklık geldi. Yani şu mgh'ı biraz düşünerek yazdığınızda aslında potansiyel enerjinin tanımını, formülünü vermiş oluyorsunuz. Tek dikkate değer şey araya bir eksi koymaktır. Yani bunu işte şu ifadeyi düşünerek koymanız gerekiyor. Buradaki eksi işareti çekim potansiyel enerjisinin sonsuz uzaklıkta sıfır olması gerektiği için. Yani çok uzakta aralarında kütle çekimi olmayacaktır. Uzaklaştıkça buradaki potansiyel enerjinin Artması gerekecek, artarak bir değer nasıl sıfır olabilir? Ancak negatif sayı olabilir. O yüzden o ifade adına önüne eksi işareti yazılmıştır. Neden artması gerektiğinde şöyle yapıyorsunuz. Yani aralarında kütle çekim kuvveti varken bir cisimleri birbirinden uzaklaştırmak, dışarıdan bir kuvvetle iş yapmak demektir. Dışarıdan iş yapıldığında da potansiyel enerji artar mantığıyla yorum gelir. O yüzden oraya artarak sıfır olabilen rakam negatif rakamdır. Bu yüzden önüne eksi işareti koymak gerekir. Eksi işaretinden dolayı uydunun gezegenden uzaklaştıkça potansiyel enerjisi artar. Eksi işaretli bir terimin küçülmesi büyümesi anlamına gelir. Negatif değerler sıfıra yaklaştıkça büyür. Yani anlattığım kısmı burada yazıya dökerek ifade etmişiz. İki kütleyi birbirinden uzaklaştırmak için kütle çekimine karşı yapılan iş kütle çekim potansiyel enerjisi olarak kazanılacaktır yorumunda yapabiliyoruz. Kütleler arasındaki uzaklık d kadar iken, aralarındaki mesafeyi arttırmak için bakın yapılan iş potansiyel enerji değişimine eşittir. Bu da normal mekanikteki gibi yapılan iş enerji değişimine eşit olması gerektiği için. Yani sonsuza götürdüğünüz zamanki potansiyel enerjiden ilk potansiyel enerjiyi çıkartıyorsunuz. Bu da e, bu kütleler arasındaki mesafeyi arttırmak için yapılan iş anlamındadır. En kütleli gezegen çevresinde dolanan M kütleli uydunan oluşmuş sistemin dolandığı için kinetik enerjisi aralarında kütle çekim kuvveti olduğu için bir de potansiyel enerjisi söz konusudur. Kurtulma enerjisi bir uzay mekiğinin uzaya çıkabilmesi için belli bir hıza yani belli bir kinetik enerjiye sahip olması gerekir. Bir uzay mekiğinin gezegeninin çekim etkisinden kurtulup uzaya çıkabilmesi için sahip olması gereken yani dünyanın çekiminden kurtulabilmesi için en küçük enerjiye kurtulma enerjisi denir. Kurtulma enerjisi cismin toplam enerjisini sıfır yapan değerdir. Yani o anda hangi enerjisi vardır? E tabii ki kinetik artı potansiyeli sıfır yapması gerekir. Yani kinetik enerji o yüzden neye eşit olmalı? Potansiyel enerji kadar yani kurtulma enerjisi, kinetik enerjisi potansiyel enerjinin pozitifi kadar olması gerekir. Yani bu enerji en kütleli bir cismi en kütleli yerin çekim alanından kurtaracak en küçük enerjidir. Bu enerji bizim için kurtulma enerjisidir. Evet 2011'de sorulmuş bir ÖSYM sorusu. Bir uzay aracının dünyanın merkezine olan uzaklığı RD. Ayın merkezine olan uzaklığı RA. Dünya ve Ay'a göre çekim potansiyel enerjileri birbirine eşit olduğuna göre dünyanın kütlesi Ay'ınkinin K katıysa RA bölü RD oranı nedir? Evet, bir uzay aracının dünyaya olan uzaklığı ve aralarındaki çekim potansiyel enerjisi. Şimdi çekim potansiyel enerjisi eksi g e burada Dünya'nın kütlesi oradaki uydunun kütlesi aradaki mesafe r d olarak verilmiş eksi g Dünya ile Ay arasında çekim potansiyel enerjisi e, Dünya ve Ay'a göre eşit ben önce Dünya'ya göre yazdım şimdi aynı uydunun Ay'a göre yazıyorum m Ay uydunun kütlesi bölü burayı da R A ile göstermişiz. Dünyanın kütlesi ayınkinin K katı. Yani M dünya M ay çarpı K kat sayısı olarak da verilmiş. Bu da soruda bilgi olarak veriliyor. Şimdi buna göre sadeleşenler. Dünyanın kütlesinin yerine ne yazabilirim? Ayın kütlesi çarpı K olarak yazarsam sadeleşenler nelerdir? Eksi ve graviton sabiti gidecek. Buradaki e, uzay aracının kütlesi de gidecek. Ayın kütlesi de gidecek. Birinci ifadede k bölü r'de, ikinci ifadede 1 bölü r kaldı. E, r içler dışlar yaparsanız RD'ye oranı 1 bölü k olarak bulunacaktır. Yani doğru cevabımız bu denklem'e göre B seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Dünya yüzeyinden bir iletişim uydusu roket ile fırlatılıyor. Buna göre hangileri doğrudur? Roketin kurtulma enerjisi yakıt olarak depolanmıştır. Yani sonuç olarak ona bir hız kazandıracak olan roketin yakıtı yanarak ileri doğru bir momentum kazanacaktır. Bir itici güç kazandıracaktır. Yani bu ifade bu yüzden doğrudur. Roket dünyadan uzaklaştıkça kütle çekim potansiyel enerjisi artar. Şimdi potansiyel enerji eksi g dünyanın kütlesi roketin kütlesi bölü mesafedir. Bu kütle çekim potansiyel enerjidir. R arttıkça önündeki eksiden dolayı potansiyel enerji giderek artar. Uydunun yörüngede dolanmasını sağlayan e, ikisi arasındaki kütle çekim kuvvetidir. Kütle çekim kuvveti olmasa o başlangıçta kazandığı hızla dümdüz ilerler. Hız yönünde gider ama dolanımını sağlayan ikisi arasındaki kütle çekim kuvvetidir. Bu yüzden bu ifade de doğrudur. Yani cevabımız E seçeneği olması gerekiyor. Evet, bağlanma enerjisi. Yeryüzündeki bir cisim gibi yerkürenin çevresinde dolanan bir uydu da yerin çekim alanı içerisindedir. Bu nedenle de aralarında bir kuvvet olmasından dolayı bir enerji vardır aralarında. Bir uydu R yarı çaplı bir yörüngede dolanmaktaysa ona etki eden merkezcil kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Bu yüzden merkezcil kuvveti kütle çekim kuvveti olarak eşitlik olarak düşünebilirsiniz. Kurtulma enerjisinde olduğu gibi yörüngede cismin toplam enerjisini sıfır yapan değere bağlanma enerjisi denir. Burada toplam enerjiyi sıfır yapan yani toplam enerji nedir derseniz kinetik enerji artı potansiyel enerjidir. E burada kinetik enerjiyi 1 bölü 2 mv kare olarak potansiyel enerjiyi de gm m bölü aradaki mesafeyi de r olarak yazarsanız burada mv kareyi şu ifadeden çekip yerine yazıp çektiğinizde burada bağlanma enerjisi şu toplam enerjiyi sıfır yapan yani onun ters işaretlisi olarak yazılır. O yüzden bağlanma enerjisi G çarpı M, M bölü 2R şeklindedir. Yani önce buradan işlem yaptığınızda şunu yazabilirsiniz. M ve kare yerine şuradan çekersiniz. Ne gelir oradan M ve kare yerine? 1 bölü 2 G büyük M küçük M bölü R gelir. Eksi g m m bölü r gelir. 1 bölü 2'den 1'i çıkartırsak eksi g m m bölü 2 r gibi bir şeydir. Bu toplam enerjidir ama. Toplam enerji demek ki aralarındaki mesafe arttıkça negatif olduğu için artar. Ama bağlanma enerjisi bunu sıfır yapan demek bunun pozitifi olan demektir. g m bölü 2 r'dir. Bağlanma enerjisi bunun pozitifidir. Bu yüzden R arttıkça bağlanma enerjisi azalır. Toplam enerji dış yörüngelere çıktıkça uydu artarken bağlanma enerjisinin azalması gerektiğini söyleyebilirsiniz. Ayrıca toplam enerjinin zıt işaretlisidir. Bağlanma enerji bu ifadeye göre de bunu o şekilde de yorumlamak lazım. Bu bağıntıya göre uydunun dünya etrafında dolanabilmesi için gerekli olan kinetik enerji bulunduğu yerdeki çekim potansiyel enerjinin yarısına eşittir. Burada kinetik olarak onu bulmuş olduk zaten. Yani bir uyduyu dünya çevresindeki bir görüngeye oturtmak için gereken enerji dünyanın çekim alanından kurtarmak için gerekli enerjinin yarısına eşittir. Bu enerjiye uydunun bağlanma enerjisi diyoruz. Evet burada Kepler kanunları diye yeni bir başlığımız var. Odaklarından olan uzaklıklar toplamı sabit olan noktalar kümesi elipstir. Yani elipsin iki odağı vardır. Bu geometrik bir kavram tabi. Elips üzerindeki bütün noktaların odakları olan uzaklıkları toplamına eşittir. Elips üzerindeki bütün noktaların odakları olan uzaklıkları toplamı eşittir. Kepler gezegenlerin güneş etrafındaki hareketlerini e, kütle çekim kuvvetine dayandırarak 3 yasayla izah etmeye çalışır. Bunlardan birincisi yörüngeler kanunudur. Her gezegen odaklarından birinde güneş bulunan elips yörüngede dolanır. Yani dünyanın güneş çevresindeki dolanımı mutlaka e, eliptiktir. Bir odakta güneş bulunuyorsa diyor odak mesela burada boşta kalmış demektir. Gezegenler güneşten uzaklaştıkça çizgisel hızı azalır ama açısal momentum korunur. Bunun nedeni olarak da şunu söylüyoruz. Yani dünyaya etki eden diğer kuvvetleri kabul etmiyoruz. Onlar olmasın, ihmal ediyoruz. Sadece dünyaya etkin olan kuvvet güneşle arasındaki kütle çekim kuvveti dersek o kütle çekimi etkisiyle yörüngede dolandığından bahsediyoruz. Bu da dolanımı sağlıyor. Tork etkisi olmadığı için açısal momentum korunuyor. Yörüngenin herhangi iki noktasındaki çizgisel ısı karşılaştırılırken burada dikkat edelim. Açısal momentumun sabit kaldığı korunduğundan bahsederiz. Bu yüzden M ve R ifadesinde R azaldıkça L de sabit olduğundan dolayı hızın artması gerekir. Yani yaklaştıkça çizgisel hızda kesinlikle artış vardır. Yaklaştıkça kütle çekim kuvvetinde kesinlikle artış söz konusudur şeklinde yorum yapabilirsiniz. Güneş çevresinde elips yörüngede dolanan K'dan L'ye gelirken dünyamız hangileri doğru olur? Şimdi yörüngeler yasasına göre burada dışarıdan müdahale olmadığı için e, tork etkisi oluşturmadığı için kütle çekim kuvveti sadece dolanım sağladığı için Açısal momentum kesinlikle değişmez e, Kütle çekim potansiyel enerjisi Kütle çekim potansiyel enerjisi G çarpı Güneşin kütlesi dünyanın kütlesi bölü R ama başında eksi vardı Bu potansiyel enerji K'dan L'ye gelirken R arttığı için önünde eksi olmasından dolayı potansiyel enerji artıyor Açısal momentum değişmiyorsa m ve r bağıntısına göre dünya için. E sonuç olarak burada r'nin giderek artması açısal momentum'un sabit olmasından dolayı çizgisel hızın azalması demektir. E çizgisel hız azalırsa bu da omega r'dir. Çizgisel hız artıyor azalıyor r artmasına rağmen o zaman kesinlikle omega'nın da azalması gerekir. Yani buradaki ifadelerden hepsinin kesinlikle doğru olduğu yargısına ulaşılıyor. Sıra sende sorusu bir haberleşme uydusu dünya çevresinde R yarıçaplı yörüngede dolanıyor. Daha sonra uydu 3 R yarı çaplı yörüngede dolanması sağlanıyor. Buna göre hangileri doğrudur? İlk olarak hemen şunu söyleyebilirsiniz. Kütle çekim potansiyel enerjisi. Eksi G dünyanın kütlesi uydunun kütlesi aradaki mesafe. Bu potansiyel enerjidir. R'yi 3R yaparsak potansiyel enerji de artacaktır. Negatif bir sayı olmasından dolayı. Potansiyel enerjinin artmasını sağlayan kütle çekimine rağmen uzaklaşabiliyorsa demek ki kütle çekim kuvvetine karşı iş yapılmıştır. Bu da doğrudur. Bağlanma enerjisi ise toplam enerjinin ters işaretlisiydi. Yani bağlanma enerjisi pozitifti. G çarpı dünyanın kütlesi, uydunun kütlesi çarpımı bölü r. Mesafe arttığı için buradaki bağlanma enerjisinin ters orantılı olmasından dolayı azalır. Yani doğru cevabımızın E seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet Kepler yasalarının ikincisi yani alanlar kanunu diyoruz. Güneşi gezegene birleştiren yarı çap vektörü eşit zamanda eşit alanlar tarar. Yani şurası K'dan L'ye gelirken yarı çap vektörü burayı T sürede tarıyorsam M'den N'ye gelirken yarı çap vektörü aynı zaman geçmişse o zaman S1 ve S2 alanlarının eşit yani süreler eşitse alanlar da eşit olması gerekiyor. Bu şu anlama geliyor. Demek ki e, geniş bir yay çizdiğine göre KL arasında aynı sürede ama burada aynı sürede daha kısa bir yay çizdiğine göre Buradan şu yorumu da yapabilirsiniz. Demek ki yaklaştıkça hız artıyor, uzaklaştıkça hız azalıyor gibi bir yorum da çıkıyor. Gezegenin yörünge boyunca toplam enerjisi sabit kalır. Ama yaklaştıkça e, potansiyel enerji artar. Potansiyel enerji, e, kinetik enerjinin arttığı yerde potansiyel enerjisi azalır ama burada yaklaştıkça potansiyel enerjiyi şöyle yorum yapıyorsunuz. Eksi gmm bölü r, Yani mesafenin azalması potansiyel enerjinin azalması demektir. Ya da toplam enerjiden gidebilirsiniz. Kinetik artı potansiyeldir. E yaklaştıkça hız arttığı için kinetik enerji artar. O zaman potansiyel enerji azalır. Ya da böyle de yorumlanabilir. Hangi taraftan gideceğinize sizin karar vermeniz lazım. Periyotlar kanunu gezegenlerin güneş çevresinde dolanırken... Yarı çap değişkendir. Bu yüzden ortalama yarı çap alarak yorum yaparız. Bu da maksimum değerle minimum değeri toplayıp ikiye bölmek gibi bir durum. Dünya güneşe en yakın olduğu yaklaşık yarı çap burada değer olarak 147 milyon kilometre en uzak olduğunda da 152 milyon kilometre. Bunun ortalama da 149 olduğunu ifade edebiliyoruz. Bütün gezegenler için ortalama yörünge yarıçapının küpünün periyodun karesine oranı sabittir. Yani R küp bölü T kare. Şimdi bu nereden gelmiştir derseniz aslında e, kütle çekim kuvveti GMM bölü, bölü R kare bunu MV kare bölü R'ye eşitleyerek şuradaki M'leri sadeleştiriyoruz. R'nin bir tanesi gidiyor. Sonra buradaki V değerinin 2 pi R bölü T'yi yazıp matematiksel gerekli sadeleştirmeleri yaptığınızda r küp bölü t kare gibi bir oran karşınıza çıkıyor. İşte buradan yola çıkarak aslında bulunmuş bir değerdir bu. Bütün gezegenler için güneş sistemindeki tabii ki bütün gezegenler için r küp bölü t kare oranının aynı sabitte eşit olduğu yorumunu yapıyorsunuz. Hatta devam edelim biz. Gn bölü r çıkmıştı. V kareyi nasıl buluruz? 4 pi kare r kare bölü T karedir. Buradan e, R'yi yukarı atarsak Gm bölü 4 pi kare R küp bölü T karenin böyle bir sabite eşit olduğunu. O da güneşin kütlesi graviton sabiti ve kat sayı 4 pi kare kat sayısı gibi bir değer olduğunu aslında bulmuştu oluyorsunuz bu ifadeye göre. Şimdi ÖSYM e ne sordu sorusuna bakacak olursam, Yer küre Güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvveti nedeniyle belli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde Yer Güneşe en yakın olduğu yer 3 Ocak'tır. Güneş dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisini ihmal edersek 1, 2, 3 büyüklüklerinden hangileri 3 Ocak'ta 3 Haziran'dakinden daha büyük olur? Şimdi en yakın olduğu yer 3 Ocak o zaman 3 Haziran'da daha uzakta bir yerde. Yani mesafe artıyor. Mesafe arttığında 3 Ocak'takine göre 3, 3 Ocak'taki değeri daha büyük. Yani hangisi azalır demek istiyor. Şimdi çizgisel hızı. Çizgisel hızı neye göre değişir? Uzaklaştıkça ya açısal momentumdan gidersek daha kolay olur aslında. Dış etkenler ihmal edildiği için, tork etkisi olmadığı için açısal momentum sabittir. Yani korunur. Bu değişmez. Açısal momentum korunacağı için NVR'de en yakın 3 Ocak Haziranda R artıyor. O zaman V değeri azalacaktır. Yani 3 Ocaktan Hazirana kadar V değeri azalır. 3 Ocak'taki daha büyük kalmış olur yani kısaca. Güneş etrafındaki kütle çekim kuvveti mesafe arttığı için kütle çekim kuvveti de g çarpı m m bölü r karedir. Giderek uzaklaşması kuvvetin yine azalması demektir. Yani hangisi azalacak diyor Türkçesi budur. O yüzden cevabınız 1 ve 3 olması gerekiyor arkadaşlar. Evet, astronomi ile İlgilenen bazı bilim insanları zaten Kepler yasaları olarak da bilindiği için burada Kepler Mars'ın yörüngesi üzerinde çalışmalar yapmış, yüzyıllar boyunca tartışılan çembersel yörüngelerden sonra Mars'ın hareketini en uygun yörünge biçiminin elips olduğunu bulmuştur. Evet Galileo ilk teleskobu icat etmiştir. Ay'daki dağlar, yıldız kümeleri, Samanyolu üzerindeki çalışmalardan bahsetmiştir. Jüpiter'in dört uydusunun varlığını e, tespit eden de Galile'dir. Ulu Bey, Semerkant'ta yaptırdığı rasathanede gerçekleştirilen gözlemlere dayanarak kendisinden sonra gelecek nesillere astronomi çalışmalarına ışık tutmuştur. Ali Kuşçu ise yer yerkürenin eksenindeki eğikliği, dünyanın yüz ölçümünü hesaplamış, Fethiye adlı astronomi kitabını da e, yazmıştır. Evet sıradaki sorumuz örnek sorumuz. Güneş etrafındaki eliptik yörüngede dolanan dünyanın K'dan L'ye ve M'den N'ye hareketi sırasında taradığı alanlar bir A'ya 2 A'dır. Buna göre hangi yargılar doğrudur? Ee, alanlar yasasına göre alanlarla süre doğru orantılıdır. 1 A'ya 1 T, 2 A'ya 2 T dersek M, arasını alma süresi, K, L arasını alma süresinin alanlardan dolayı doğrudur. K'daki sürati M'dekinden büyüktür. K yakın M uzak olduğu için açısal momentum korunacağından dolayı aynı yörünge üzerinde açısal momentum sabit olduğundan MVR K'daki sürat K daha yakındır M'ye göre. Yakın olduğu için sürati de daha büyüktür. O yüzden 2 de doğrudur. Yani cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği olması gerekir. Dünya etrafındaki R yarı çaplı yörüngede dönen uydunun yarı çapı daha büyük olan yörüngede dolanması sağlanıyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Uydunun dolanma hızı azalır. Şimdi yukarı doğru çıktıkça e, burada ne olacaktır? Hız ifadesini hatırlamalısınız. V kare Gm bölü R'dir. Uzaklaştıkça hızı azalacaktır. Uygun, uydunun gezegene yönelik çekim ivmesi. O da gm bölü r karedir. Yine uzaklıkla ters orantılıdır. Doğrudur yani. Uyduya uygulanan kütle çekim kuvveti. E, kütle çekim kuvveti g değeri gibidir. Yani g çarpı m, m bölü r karedir. r arttığı için azalır. Yani o da doğrudur. Uydunun toplam enerjisi. Şimdi toplam enerji dediğimizde kinetik artı potansiyeldir. O da eksi g m m bölü 2 r bağıntısıyla bulunur. R arttıkça artar önündeki negatif işaretten dolayı. Uydunun bağlanma enerjisi toplamın pozitif olanıdır. Yani bağlanma enerjisi g m m bölü 2 r'dir. Bağlanma enerjisi 2 r arttıkça mesafe arttıkça bağlanma enerjisinin azalması lazım. Yanlış olan seçenek e seçeneğidir. Yeryüzünde duran en kütleli roketin K noktasından L noktasına bir yörüngeye çıkarılabilmesi için gerekli minimum enerji E'dir. Yeryüzündeki çekim ivmesi G olduğuna göre E'yi veren bağıntı nedir? K'dan L'ye kadar yapılması gereken iş ne kadarsa o kadarlık enerji gerekir. Yani... W eşittir 1 E kadarmış. Bu da sistemin üzerindeki enerji, potansiyel enerji değişimi kadardır. L'deki potansiyel enerjisinden K'daki potansiyel enerjiyi çıkartmamız gerekiyor. L eksi K şeklinde potansiyel enerji yazarsak. Potansiyel enerjinin formülü de evrensel çekim sabiti. Burada duran M kütleli roket diyoruz. Roketin kütlesi dünyanın kütlesi bölü buradaki ifade olarak aradaki mesafe L noktasında dünyanın yarıçapı çapı R merkezi olan uzaklığı 3R olarak veriyoruz. Eksi bir eksi de formülün kendisinden geliyor. K noktası için de 1R olarak yazarsak. Buradaki katsayı değerlerine bakacak olursak eksi 1 bölü 3 artı buradan 1 gelecek. Bu işlemleri gerekli olan sadeleşmeleri yaparsak Payda eşit dersek daha doğrusu 2 bölü 3, g m m bölü r gibi bir bağıntı karşımıza çıkmış oluyor. Şimdi yeryüzündeki çekim ivmesi g kadarsa, buradaki yeryüzündeki çekim imesinin nasıl ifade edebiliriz? Yani bunu biraz daha e'yi sadeleştirmem gerekiyor çünkü e'yi veren ifadede Buradaki çekim ivmesini G olarak vermiş de yeryüzündeki dünyanın yani G M bölü bunu R olarak yazmam gerekiyor. Bu yüzden bu ifadede G M bölü R'ye çekim ivmesi dersem yani şu matematiğin şu kısmına dikkat edersem şunu biraz daha sade hale getirmek istiyorum. Küçük M'i buraya alalım. Dünyanın kütlesi bölü R. Buna da yer çekimi ivmesi şeklinde yazarsam 2 mg bölü 3 gibi Tabii e, tabi bu r karedir gm bölü r kare g'ye eşit burada pay ve paydayı çünkü r olarak ifade edilmiş r kare olarak ifade etmek için yani sonuç olarak burada bir r eksik var. Pay ve paydayı r ile çarpmak gerekir ki şurası g olsun bakın. Şurası g olsun. Yani o zaman 2mg çarpı r eşittir e demektir. Bu da değer olarak neye eşittir? 2 bölü 3 mg r yani c seçeneğidir. Yani tek ifademiz yer çekim ivmesinin r kareli olmasıdır. O yüzden pay ve paydayı r ile genişlettim. Sonra gn bölü r kareye g dedim. O da 2 mg bölü 3 çarpı R. Yani buna uygun cevap da C seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Evet sıra sende sorumuz. Bir gezegenin güneş çevresinde elips yörüngede dolandığını söylüyoruz. K'dan L'ye geçerken niceliklerinden hangileri farklı değildir? Şimdi eylemsizlik momenti uzaklığa bağlıdır. Çizgisel hız uzaklığa bağlıdır. Uzaklık değişmiştir. Potansiyel enerji uzaklığa bağlıdır. Açısal hız, çizgisel hız değiştiği için yine değişir. Ama açısal momentum dışarıdan etkileri ihmal ettiğimiz için tork etkisi olmadığından aynı yörünge üzerinde dolanırken açısal momentum kesinlikle değişmez, sabittir. Yani doğru cevabımız bu durumda. Ee, Tabii ki değer olarak baktığımızda açısal momentum yani B seçeneği olması gerekiyor. Evet arkadaşlar bu dersimizde Kepler yasaları, kütle çekim kuvvetinden bahsettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın.